Aleyhisselam gelmiştir. Allah ona Zebur'u vermiştir. Ama Tevrat'ın hükümleri hala geçerlidir. Allah kaldırmamıştır. Sonra kim geldi? İsa Nebi'nin şeriatı geldi. İsevilik. Allah-u Teala buyurdu ki, Yahudilere haram kıldığım birçok şeyi Hristiyanlara helal kıldım. Şimdi Yahudiler kimin hükümlerine göre amel etmek zorunda? İsa Nebi'nin şeriatına göre hareket etmek zorunda. Onu kabul etmek zorunda. Çünkü sonra gelen Resul, önce gelenin hükümlerinin birçoğunu nesheder, kaldırır, haram kıldığını helal yapar. Mesela Yahudilerde deve eti haramdır. Deve eti yiyemezler. Hristiyanlar da haram mı? İsa Nebi ile beraber helal kılmıştır. Biz Müslümanlarda da deve eti helaldir. Niye Yahudilere haram? Bu onların bazı taşkınlıklarından dolayı haram kıldığımız bir şey diyor Allah Teala ayeti kerimede. Asi bir kavim olduğu için, çok peygamber öldüğü için Allah Teala terbiye etmek için birçok helal şeyi haram kılmış onların kavmine. Şimdi olayı bir örnekle yakınlaştıracağım. Son peygamber geldi, İsevilik de bitti. İncil'in hükümleri de ortadan kaldırıldı. Diğer kitaplardaki hükümleri destekleyen ve yeni hükümler getiren Kur'an geldi. Korumasına bizzat Allah'ın üstlendiği. Kur'an'da diyor ki Mevlamız, diğer kitapları biz alimlerine verdik. Korusunlar diye. Alimler tahrif ettiler. Hahamlar ve papazlar o kitapları tahrif etti. Kur'an'ın korumasını bizzat biz üstlendik. O kitabın korunması bize aittir. Dolayısıyla kimse kıyamete kadar bu kitabı bozabilecek mi? Bozamaz. Çünkü bize bırakmadı Allah. Bize bıraksa biz yine bozarız. İnsan bozuk. İnsan bozuk. Üstad Necip Fazıl diyor. Hayvandan insana dönen yoktur. Ama insandan hayvana dönen çoktur. Çıkın şimdi meydanlara. 12'den geriye doğru saymaya başladıkları zaman milletin meydanlarda taciz üstüne taciz yaptığını göreceksiniz. İçkiden beyinler uçmuş, uyuşturucudan, ottan beyinler kaybolmuş. Ya bazıları bazılarına bıçak çekiyor, bazıları bazılarıyla kavga yapıyor. Ya da kadın kız varsa o ortamda, nasılsa kalabalık, kimse kimseyi görmez diye taciz üstüne taciz. Sabahleyin açacaksınız haberleri, seyredeceksiniz. Neden bu tacizler oluyor? Neden bu insanlıktan çıkmış manzara ortaya çıkıyor? Çünkü Allah'ın hükümlerine göre hareket etmiyorlar. Çünkü onlara benzemek istiyorlar. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeye çalıştığınız zaman insanlıktan çıkarsınız. Ve anormal bir yaratık vasfına girersiniz. Anormal. Şimdi bu kadını kızı taciz eden adama deseniz ki, kardeşim senin evinde annen var mı? Var. Kız kardeşin var mı? Var. Onlar bu meydana gelse, 2-3 tane ipi kopuk serseri gelse, onları taciz etse, razı gelir misin? Gebertirim. Namuslu. Gebertirim onları. Sen niye milletin karısını kızını taciz ediyorsun? Savunma hemen şu. Hocam o da buraya gelmeseydi. Demek ki aranıyor. Beyin bitmiş. Seviye çok aşağıda. İçmiş içmiş. Savunacak şeyi yok. Şeytandan fetva alıyor. O da buraya gelmeseydi. Orası İslam'ı yaşamak istemeyen, Allah'ın hükümlerini bilmeyen, cahil olan insanların toplantı yeridir. Toplanırlar, içki içerler. Allah'ın dinine küfrederler. Evlerine giderler. Bir Müslüman o meydanlara gidemez. Özellikle yılbaşı gecelerinde. Oraya gidemez. Allah'tan korkar.